Vay canına! Neredeyse oyuncakçının penceresinden giriyordu. Ama senin de iyi olmana sevindim tabii. Çocuklar, içeri girmeliyiz. Mükemmel. Kaçın! Aman tanrım, kaçın! Olamaz. Hava kafalılar mı? O robot şapşallara Noel ruhuna sahip bir uzaylı gösteriyor. Ah, hadi ama kelime oyunu o kadar da kötü değildi. Duygu konsantrasyonumuz bu gülünç yerleşim yerinden yükseliyor olmalı. Yok oluşları çok fena gerçekleşecek. İlk kez sana katılıyorum. Gömülüyoruz. Hadi devam edelim. Bu adamlar yanlış kampçıya bulaştılar. Birazcık ter atma zamanı geldi. Bunun için şimdiden özür dilerim. Yaşasın! Yaşasın! Ben senden yapmanı isteyeceğim çok önemli bir şey var. Ne olursa? Şunu tutabilir misin acaba? Zarar görmesini istemiyorum. Çünkü ona her şeyi yazdığımdan emin olmalıyım. Oyuncakları işte, anlarsın ya. Şimdi de gelsin yılbaşı ruhu. Kötü adamlara dönelim. Büyük boyutta tüylü bir yaratık. Bunun korkunç mu yoksa sevimli mi olması gerekiyor acaba? Açıkçası duygularım olmadığı için bunu söyleyemiyorum. Yok edelim gitsin işte. Oyuncak ayı rahat bırakın. Sen, bu hiç de hoş bir sürpriz değil. Oyuncaklardan hemen uzak durun. Bu şeylere karşı olan sevgin cesaret verici. Duygularım olsaydı onları yok etmek bana aşırı keyif verirdi. Sanırım yılbaşı ruhunu hissedemiyorsun. Size bir hissettireyim. Kasabadaki diğerleri de bu şeylere karşı hisler besliyorsa... Onların yıkımları sınırsız bir güç üretmemizi sağlayabilir. Ben önden gidip bölgeyi gözlemleyeceğim. Tamam. Eğer duyguları olmayan bir otomot olmasaydım... ...bu kadar fazla oyuncak beni çok mutlu ederdi. Ne kadar işe yaramaz. Katılıyorum. Bu eşyalar çocukluğumdan kalmış olabilecek. O boşluğu doldurmaya asla yetmez. Bunları patlatmak çok keyifli olacak. Ayı olayını görmezden geleceğim ama kimse, hem de hiç kimse benim sumo dövüşlerime asla bulaşamaz. Bu objelerin yok olmasına gösterdiğin duygusal tepki sonun olacak. İşte size bir yeni yıl şarkısı, sessiz gece, ha! Gıdıkla beni, teri mi? Hey kokuşmuş, teriyi bırak yoksa donduran öfkemle karşılaşırsın. Sen şaka mı yapıyorsun? Ben şaka yapmayı falan bilmem. Yakaladım. Maddesel şeylere nazaran birbirlerine çok daha bağlı oldukları görünüyor. Belki dikkatimizi başka yöne yönlendirmeliyiz. Bakın, ben bir yılbaşı ağacı oldum.